notlarındaki konuğumuz Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Atmaca. Kendisiyle dayanıklı tüketim mallarını konuşacağız. Özellikle de televizyon sektöründeki son gelişmeleri dinleyeceğiz kendisinden. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dayanıklı tüketim mallarını konuşacağız önce ama tabii sizin hem kahve olarak hem de sağlık hem inşaat gayrimenkul gıda olarak da yine birçok yatırımınız var ama öncelikle bir TV sektöründen konuşma istiyoruz Türkiye'de televizyon sektörü denilince e, üreticinin e, son dönemde e, değişen alışkanlıkları neler? E, son teknolojiler neler? E, sektördeki son durum nedir? bir sizden dinleyelim, buyursunlar. Çok teşekkür ederim. E, aslında pandemi dönemi bir e, değişimi başlattı televizyon sektöründe özellikle çünkü te pandemi sürecine kadar aslında yılda %1 bazı yıllar iki dolayında daralan bir pazar vardı. Fakat pandemi dönemiyle birlikte bu trend tersine döndü ve şu anda aynı şekilde her yıl ufak olarak artışları sergileyen bir pazar pazarımız var. Burada tüketici alışkanlıkları hakikaten çok önemli çünkü aslında televizyonlar geçmiş dönemlerde donanımsal farklılıklarıyla aslında ayrışırken şu anda aslında içerikle daha çok ayrışıyor. Şu anda televizyonların geldiği son nokta mobil cihazlardaki Olduğu kadar aslında tüketici ziliyle çok akıllı cihazlar olmaya başladılar. Ve içerik talepleri de değişkenlik gösterince buna uyum sağlayan firmalar ve ürünler aslında sektörde çok daha ayrışır hale geldi. Evet. Şimdi baktığımız zaman Atmaca Holding olarak İstanbul'da üretiminiz gerçekleştiriliyor. Şimdi son teknolojilerden bahsedelim. Yani şunu anlıyorum aslında Erdoğan. Pandemiden sonra pandemiyle birlikte e, televizyon daha çok edinmeye başladı. Televizyon, hı hı. E, Ama bunda yüksek teknolojiler ve içeriğiyle ilgili de e, daha detaylı e, donanıma sahip olsun evet. istiyoruz. E, siz neler yapıyorsunuz? Ekstra ne gibi e, yenilikleriniz var? Aslında belli olarak? bir süre e, daha çok e, tabletler ve telefonlara olan ilgi çok arttı. Bu herkesin kafasında televizyonlarla alakalı bir soru işareti doğurmuştu fakat Televizyonların insanların taleplerine uymasıyla birlikte aslında şu anda e, eski popülerliğini tekrar korumaya devam ediyor. Artık e, hepimiz kendi yaşantımızdan paya biteceğiz ki birçok içeriği, birçok uygulamayı artık televizyondan tekrar kullanır hale geldik. Yani bu bir 3-4 yıl önce e, televizyonun karşısında tabletle oturuyorduk. Fakat artık o tabletleri bırakıyoruz çünkü artık birebir aynısını e, aynı işlevde, aynı hızda yapan ürünler var. Özellikle artık... E, kendi istediği içeriği istediği zaman istediği akışta seyredebilme alışkanlığı çok ciddi manada oturdu. Burada özellikle bir takım içerik uygulamaları çok popüler hale geldi. Televizyonu aslında bir mobil cihazı kullanır kolaylığında kullanmak isteyen bir tüketici var. Bizler de televizyonun içerindeki, içindeki yazılımları aslında bir cep telefonunuzu kullanıyormuşçasına kolaylaştırdık. Sesli komutlu kumandalar, bir uygulamayı aradığınız yerde onu bulabilmek ya da El hareketlerinizle birlikte bir mouse benzeri televizyon üzerindeki uygulamalara ulaşabilme. Bunlar hakikaten kullanımı çok kolaylaştırdılar ve aynı zamanda işletim sistemlerinin hızı da çok önemli. Burada dediğim gibi aslında tüketicinin bir telefonda ya da bir tablette yaşadığı deneyimin birebir aynısını biz Sunny olarak da ürünlerimize yansıttık. Bir de televizyonda aslında değişen bir diğer önemli konu da artık ekran boyutlarını daha büyük tercih ediyoruz. Yani... Şu anda Türkiye'de ortalama e, televizyon satışlarına baktığımız zaman 50 inç ve üzerindeki ekranlar cirosal olarak pazarın %70'inden daha fazlası şu anda. Yani her geçen gün e, daha büyük ekranlara olan talep artıyor. Bizlerin de e, firma olarak yapmak istediği şey aslında 50 inç ve üzeri pazardaki e, konumumuzu daha güçlendirmek. Çünkü aslında 50 inç ve üzeri ürünler salonlarda kullanılan ürünler her zaman göz önünde olan ürünler. O yüzden bizim de ve diğer tüm e, televizyon üreticilerin de aslında e, hedefi e, büyük ekran pazarında daha çok pay edilebilmek ve tüketici beklentilerine daha hızlı ve e, doğru zamanda cevap verebilen içerikleri üretmek. Peki Türkiye'de mi böyle? Globalde de aynı şekilde büyük ekranların e, rolü daha mı büyük üretimde? Bu mi? aslında baktığımız zaman bütün globalde de böyle. E, çünkü bir şekilde aslında maliyetlerin de e, aşağı gelmesi, daha ulaşılabilir olmasıyla da e, doğru orantılı ve... E, Ürünlerin de tasarımları gereği aslında baktığımız zaman artık tamamen çerçevesiz ürünlere döndü. Yani ürünün daha önce çerçevenin kapladığı alanı da artık onu yok ettiğimiz için mesela şu anda baktığımız zaman bir 43 inç televizyon bir salonda gerçekten artık küçük kalabiliyor. Yani o yüzden özellikle 75 inç gibi hatta daha büyük inçlere dahi çok ciddi manada bir talep var. Yani daha çok işte sinemadaymışız gibi ya da o izlediğimiz filmin içerisindeymişiz gibi... ...bu deneyimi yaşamak istiyor galiba anladığım kadarıyla evet. daha çok tüketiciler. Doğru. Bir de e, tabii çözünürlük ve görüntü kalitesi de burada çok büyük önem arz ediyor. E, bizim de hedefimiz e, bu salonda televizyon olacağız diyoruz ya... ...aslında o trendi en yakından takip edebilir Çünkü bizim Sani olarak hep e, ilk 40 yıldan beridir söylediğimiz şey... ...biz en güncel teknolojiyi en uygun şartlarda size sunacağız vaadi var. Ve bunu gerçekleştirdiğimiz için aslında... Ee, çok e, zorlu bir rekabetin olduğu dünya devleriyle rekabet ettiğimiz bir pazarda çok sağlam bir pazar payına sahibiz. Onun için de bu yıl sonu gibi eğer e, en geç önümüzdeki yıl ilk başında OLED TV'lerimiz de mesela bizim e, tüketicilerimize sunacağımız ürünler olacak. Yani biz e, dediğim gibi pazarda e, mevcutiyetinizi var edebilmek için istikrarı sağlayabilmek için mutlaka en doğru teknolojiyi doğru zamanda ve uygun şartlarda sunmak gerekiyor. Biz de bunu yakinen takip ediyoruz. Şimdi Sunny dedik, televizyon markası dedik ama şimdi baktığımız zaman Türkiye'ye aslında ilkleri getiren bir firmadan da bahsediyoruz. Yani ilk Walkman'ı getiren baktığımız zaman ilk elektronik anlamda cihazların da Türkiye pazarında da aslında duyulmasının keşfinin Tabii, de sağlayan da bir firma. Aslında şunu şöyle düzeltmekte fayda var. En ulaşılabilir ilkleri demekte fayda var. Çünkü ilk Walkman'ı aslında biz yapmadık ama gençlerin ulaşabileceği, öğrenciyken alabileceği, o ürünün o o anki teknolojiden faydalanabileceği en iyi performansla ve en uygun fiyatta ürünleri hep Sony hani ilk yaptı. Burada baktığımız zaman bu Walkman içinde geçerli. Devamında DVD player'lar vardı. Özellikle mesela bizim en büyük eşik atlatan ürünlerden birisi uydu alıcısı içinde televizyonlarımızdı mesela. Bunlar hani aslında var olan ama ulaşılması biraz daha zor olan ürünleri biz hep Ulaşılabilir kıldık. Mesela işte bahsettiğimiz OLED TV'ler şu anda mesela e, pazarda e, fiyat segmenti olarak en üst noktada konumlanan ürünlerdir. Ama inşallah Sunny ile birlikte yıl sonu ve önümüzdeki yılın başında daha ulaşılabilir OLED TV'lere, e, tüketicilere sunacağız. Şimdi baktığımız zaman, e, şimdi Sunny'yi Sunny konuşuyoruz ama Türkiye'de de e, hem dayanıklı tüketim malları olarak hem de televizyon olarak da e, çok üst segmente de e, baktığımız zaman evlerimizde de kullandığımızda aslında en eskiden bugüne bakarsak televizyon aslında e, e, te, evlerimizin en önemli köşelerinde ve en böyle ehemmiyetli baktığımız e, aletlerden bir tanesidir. Teknolojik aletlerden. Şu anda bence hala bu şekilde. E, dış pazarda nasıl? Yani e, hem rakam olarak hem üretim olarak. E, Türkiye TV ün, e, üretiminde e, bir üst olabilir mi? Şöyle Türkiye zaten TV üretiminde bir üst çok şükür. Yani şöyle dediğiniz gibi aslında konuşmanın ilk başında dayanıklı tüketim malları demek aslında bunun uzun süre dayanması, size hizmet vermesi ve bir problem yaşandığı zaman da buna sahip çıkacak, arkasında güvenebildiğiniz bir firma olması. Burada aslında kalıcılık ve süre çok önemli. Baktığımız zaman Türkiye'de çok köklü televizyon üreticileri var ve Türkiye yıllık bazda 15 milyon adede kadar çıkan üretim sayılarına ulaştı. Ve ihracattaki... Dünyadaki önemli ülkelerden biriyiz. Özellikle Avrupa pazarındaki televizyonların çok büyük bir kısmı Türkiye'de üretilir ve buradan ihraç edilir. Türkiye dediğim gibi çok uzun yıllardır televizyon üretme tecrübesine sahip olan, çok köklü markaları olan ve çok ciddi manada dünya bazında güven ve istikrar sağlayan firmalarımız zaten var. Burada pazarımızın artması da söz konusu. Çünkü özellikle son dönemde işletim sistemlerinde yerli üreticiler olarak çok önemli bir mesafe kat ettik ve şu anda uluslararası markalarla aynı deneyimi, aynı kullanıcı tecrübesini sağlayabilecek yazılımlarımız da var. Dediğim gibi ihracat konusunda da Türkiye şu anda da hala hazırda bir üretimisi çok şükür. Tamamen %100 yerli olarak mı? Yani içerisindeki parçalarından parlaklığına ya da işte ekran kartından bütün teknolojik özelliklerine kadar Türkiye'de mi yoksa dışa bağımlı olduğunuz? Şimdi burada şu konuya ben var. değinmek istiyorum. Çünkü özellikle bir teknolojik üründen bahsettiğimiz zaman tüketicinin zihninde ya da toplumda bakış açısındaki yerlilikle farklı bir üründeki yerlilik ayrışıyor. Yani baktığımız zaman Türkiye'de evet televizyon %100'e yakın yerli üretiliyor. Hatta %90'ın üzerinde yerlilik oranları var. Fakat burada biz ham maddeyi ithal edip burada yarı mamul ve mamül ve son nihai ürüne çeviriyoruz. Yani kastım şu, mesela e, hep şu soru sorulur, işte işlemcisini siz kendiniz üretiyor musunuz? Yok, çünkü televizyon üreticisi zaten işlemciyi üretmez. O bir çip fabrikasıdır ve çip dediğiniz şey hayattaki tüm teknolojik ürünlerin tamamının içinde yer alır. O yüzden evet. baktığımız zaman televizyon özelinde evet %100 yerli üretim yapan çok büyük ölçekte fabrikalarımız var biz de onlardan biriyiz. Şimdi gelelim diğer kollara biraz da birkaç cümlede oradan bu girişimlerinizden bahsetmek istiyoruz bu yatırımlarınızdan. Şimdi gıdada olduğunuzu biliyoruz, sağlık alanında olduğunuzu biliyoruz. Şimdi atmaca holding olarak bu alanlarda da yatırımlarınız neler biraz onlardan da bahsetmenizi Bizim rica Bizim gıda tarafında aslında kahve ile alakalı bir girişimimiz var. Yani çekirdek kahvelerin paketlenip tekrar mağazalarda gıda marketlerinde satışı gibi bir sürecimiz var. Burada e, özellikle bir 3 yıldır Türk kahvesi ve e, espresso, çekirdek kahve üzerinde bir yatırımımız var. E, tabii diğer dayanıklı e, tüketim sektöründe 50 yıla yakın bir süredir varız. Bu bizim için henüz daha yeni çok bir yeni. yeni bir süreç ama e, iyi ve başarılı gidiyor. Aslında birçok e, private label ürünün üreticisiyiz durumundayız şu anda. Evet, sağlıkta da yine aynı şekilde. Evet. Ee, orada da gelişimlerinizi görüyoruz. Ee, gelelim sosyal sorumluluk projelerine evet. biraz Adem Bey. Ee, Ağrı'nın Ağrı zirvesinde bir e, sosyal e, sorumluluk projeniz oldu. Teknoloji geliştirme yatırımları adı altında. Ee, biraz bu yarışmadan bahsedelim mi? Ya Bu bizim için çok keyifli bir proje oldu. Ya aslında ilk başta ekipteki arkadaşlardan bu fikir geldiği zaman... Buna sıcak baktık ve çalışmalara başladık fakat nihayetinde ulaştığı nokta inanın bizim beklentilerimizin de çok üzerinde oldu çünkü bu bizle alakalı değil aslında oradaki o çocukların buna ne kadar sahip çıkmasıyla alakalıydı orada özellikle biz Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir protokol yaptık ve orada çocuklara biz kodlama yapabilecekleri onlara tüm malzemelerini teşvik verdiğimiz bir yarışma düzenledik yaklaşık olarak. 28 okul finale kaldı. Bu çocuklar e, hepsi ortaokul ve lise öğrencileri. Öğretmenleriyle birlikte o bizim sunduğumuz e, donanımsal parçaları e, bir araya getirmeleri, onların birbirleriyle konuşacakları yazılımları yapması e, ve gerçekten baktığın zaman biz çocuklara aslında gömülü yazılım yaptırdık. O biraz işin daha böyle zor tarafıdır. Yani C dilinde yazdılar. Hakikaten emek isteyen bir şeydi ve çok muhteşem bir ortamda geçti. 3000'e yakın katılımın olduğu e, o kadar keyifli ve Orada çocuklara zaten vermek istediğimiz mesaj şuydu. Yani bizim onlara aslında hepsinin bir potansiyeli var ama o potansiyeli çıkartacak alanı açmak. Bunun da e, gerçekleştiğini gördük. İnşallah bunu e, geleneksel hale getiriyoruz. Bu yılda e, nasip olursa Mayıs ayında tekrar finali olacak. Aralık ayında bir ön elemesi var. Ama bu sefer sadece ağrı üzerinde değil. E, eğer mümkünse biraz daha bölgesel olarak bir 4-5 ili e, kapsayacak şekilde bu yıl tekrar bunu gerçekleştireceğiz. Ve umuyoruz ki inşallah bu ülke çapında bir e, yarışmaya dönüşür. Harika projeler bunlar. Peki müşteri memnuniyeti tarafına gelelim. Müşteri memnuniyetinde e, televizyon tarafına dönecek olursak yine e, Sani'de. E, şimdi teknolojiler gelişti diyoruz ama işte inçler büyüdü belki ekran kartları, parlaklıkları birçok özellikleri e, televizyonların gelişti. E, ama bozulma süreleri ya da bir problem yaşama süreleri kısaldı mı? Yine onlar da gelişen teknolojiyle birlikte aslında televizyona eklenen özelliklerle birlikte bu sürede uzadı mı? Tabii burada, daha uzun sürelerde kullanabiliyor muyuz? Daha artık? uzun sürelerde kullanabiliyoruz. Aslında bunların donanımsal olarak artık problem çıkartma oranları çok düşük. Yani çünkü e, televizyonlar aslında e, birçok aslında dayanıklı tüketim ürünü. Fabrika aşamasındaki yapılan testlerde zaten bir problem varsa ilk ilk etapta onlar ortaya çıkar. Fakat e, çok nadiren bu yüzde birin altında genelde kalma kaydıyla bir arıza durumu olabilir. Bunu da zaten sizin bizim 220'nin üzerinde Türkiye çapında satış noktam satış sonrası servis noktamız var. Bunlarla müdahale ediyoruz. Fakat sadece aslında satış sonrası servisi arıza çözümü olarak değil de bütün o ürünün yaşam döngüsünde vereceğiniz hizmetle. Çünkü yazılım güncellemeleri var, uygulamalarda bir takım güncellemeler oluyor. Bunları en hızlı şekilde sunmak ya da aslında Değişim daha çok ürünün artık donanımsal olarak yetersizliğinden ziyade mevcut içeriklere daha kolay ulaşacak. işte Bir akıllı kumandadan bahsediyoruz, sesli komutlardan ya da işte işletim sistemlerimiz var. Bizim özellikle son dönemde WebOS ve Tizen işletim sistemleriyle çok ciddi bir mesafe katettik. Şimdi bizim iki yıl önce sattığımız üründeki yazılımla bu seneki yazılım farklı. Aslında daha çok yazılımsal farklılıklardan dolayı değişim talebi var. Burada önemli olan aslında onların istediği uygul, istediği içeriğe ulaşabiliyor olması lazım. Çünkü o hakikaten o konuda çok hızlı tüketiyoruz. Evet, her sektörde olduğu gibi yine bu sektörde de aynı şekilde. Peki böyle e, örneğin işte telefon üreticileriyle ya da bilgisayar üreticileriyle böyle ortak e, bir proje e, ya da ortak bir noktada buluşup e, birbirlerine e, endeksli, birbirlerine bağlı yeni böyle projeler, yeni yatırımlar. Aslında artık ürünler hepsi birbiriyle konuşur hale geldi. Yani şu anda baktığımız zaman hangi işletim sisteminde olursa olsun iOS ya da Android onu televizyonunuzla direkt artık iletişim haline geçirebiliyorsunuz. Ekran yansıtmalar, içerikler yani artık bir noktada aslında işletim sistemleriyle buluşmuş durumdayız. Şu anda hakikaten televizyonların geldiği nokta artık tabletlerden ya da cep telefonlarından hiçbir farkları kalmadı. Sadece ekran boyutları büyük. Dediğim gibi zaten bu yazılım hepimizi ortak bir noktada buluşturdu. Eklemek istedikleriniz varsa alalım Adem Bey. Çok teşekkür Sektörü ederim. Sektöre Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.